Efendim, size önemli bir şey sormak istiyorum. Bana mı? Tabii ki, buyur. Şu işten bahsediyorsun. Sor tabii. Polisler İhcan'ın babasını nereye götürdü? Neydi orasının adı? Gandivi polis merkezi. En son oraya Rajendra'yı görmeye gitmiştim. Ama onu ziyarete gitmem biraz zaman aldı. Daha öncesinde geri döndüğümü aileme bildirmek için ona köye gideceğini söylemiştim. O sırada araya birçok iş girdi. Onları halletmem lazımdı. Sonra Rajendra'nın yanına gitmek istediğimde Rajendra ile görüşeceğimi umarken duydum ki müebbet hapis cezası almış. Elimden gerçekten de hiçbir şey gelmedi. Ama efendim, o sizin yakın arkadaşınızdı. Onun nerede olduğunu öğrenmek için hiçbir şey yapmadınız mı? Ben ne yapabilirdim ki? Köyüme, yani Saharanpur'a gitmiştim. Saharanpur'dan Mumbai'ye haber yollamanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun sen? Ben de yapmam gerekeni yaptım. Aile işlerimi halletmekle meşguldüm. Ama benim unutmadığım tek bir şey var. O da şu efendim. Siz bizim köyümüze geldiğinizde İhcan'ın babası müebbetiydi demiştiniz. Ama şimdi bu ceza olayını geldikten sonra öğrendiğinizi söylüyorsunuz. Bunun üzerinden uzun yıllar geçti. Tam olarak hatırlayamıyorum ama ben sadece Rajendra'nın söylediği şeyleri yapıyordum. Hem ben sana yalan söyleyerek ne elde edebilirim ki? Bence tam olarak bana yalan söyleyip ne elde ettiğinizi öğrenmek istiyorum. Peki öyleyse polis merkezinden onun hangi hapishaneye yollandığı bilgisini öğrenmeye çalıştınız mı? Söyleyin. Lütfen söyleyin. Sen beni sorgulamaya mı çalışıyorsun ha? Ben onun hangi hapishanede olduğunu nasıl öğrenebilirim ki? Bunca uzun yıldan sonra onun izini bulmak imkansız gibi bir şey. Ama o sizin yakın dostunuzdu. O dostlarına karşı hep vefalı olmaya çalışırdı. O günleri nasıl unutup yok sayabilirsiniz? Sizin için bu konu mazide kalmış olabilir. Ama benim için öyle değil. Anlaşılan sizin için sıradan bir olaymış. Ama bu benim hayatımı karartan bir ceza. Seninle konuşmak gerçekten de tam bir zaman kaybı. Eğer bana inanmıyorsan istediğin cevabı sana nasıl verebilirim ki? Nefesimi gerçekten de boşa tüketiyorsun şu an. Son günlerde merhamet gösterip çaba sarf etmenin bir yararı olmadığını nihayetinde anlamaya başladım. Önce sadece şüphelerim vardı. Ama şimdi eminim ki Bay Puşkar'ın söylediği her ayrıntı sadece yalan. Anlaşılan İhcan'ın babası hakkında öğrenmem gereken çok şey var. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise